Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimizde 3. alıştırmayı yapacağız. Ben hepinize başarılar diliyorum. 3. alıştırmamız şunu söylemekte. Aşağıdaki fiillerin emre hazır ve nehi hazır çekimlerini yapınız. Fiillerimizi gördüğünüz gibi mufâ'ale babındandır ve biz zaten mufâ'ale babını konuşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, birinci fiilimiz hafızadır ve hafıza arkadaşlar korudu anlamına gelmekteydi malumunuz. Bunun emre ahadırı fail vezninde hafız gelir arkadaşlar. Bakınız hafız korudu, çekimini yapalım, hafıza, o ikisi korudu. Tabi buranın müzekker olduğunu söyleyelim, bir de ufak düzeltme yapalım. Korudu, koru anlamını öne çıkartacağız arkadaşlar. Hafız, sen koru. Hafiza, ikiniz koruyunuz. Hafizu, sizler koruyunuz anlamındadır. Hafizi, sen bayan koru. Hafiza, siz iki bayan koruyunuz. Hafiz ne? Siz bayanlar koruyunuz anlamındadır. Tabii biz burada tamamen kök anlamı, birinci anlamı üzerinden kelimeleri Türkçe karşılıklarını ifade etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Her zaman dediğimiz gibi bu kelimeler sözlükte farklı anlamlara gelebilir. Devam ettirmek gibi, muhafaza etmek gibi, efendim sürdürmek gibi anlamlara gelebilir. Onu söyleyelim. Evet, bu şekilde idi emri hazırımız arkadaşlar. Fail vezninde gelmekte idi. Fail, faila, failu, faili, faila, failine şeklinde de vezin fiilinden hareketle ifade edebiliriz emri hazır çekimini. Evet, nehi hazır ise, nehi hazır bir hatırlayalım arkadaşlar. Başına muzari fiilin muhatap ve muhataba sigalarının başına bir nehi lakı getirip arkadaşlar muhatap muhatabadan bir şeyi yapmamasını talep etmek şeklinde nehi hazırı da tanımlayabiliriz. Bakınız. Evet, dikkat edin çekimimizde şu şekilde la tuhafir, sen koruma, la tuhafiza, siz ikiniz korumayınız, la tuhafidü, bakınız sizler korumayınız anlamına gelmektedir. Müfret, tesniye, cemi olduğunu görüyorsunuz. İfade etmeye ayrıca gerek duymuyorum ben. La tuhafizi, sen bayan koru, la tuhafiza, siz iki bayan koruyunuz, la tuhafidne, siz bayanlar koruyunuz demektir. Şimdi arkadaşlar burada nehilasının fiili, muzari fiilin muhatap muhatabının başına geldiğinde muzari fiil cezmettiğini görmekteyiz. Bakın cezm alametleri müfrette sükun olarak karşımıza çıktı. Müsenna cemide muhatap için konuşacak isek nunların düşmesi şeklinde karşımıza çıktı arkadaşlar. Bakın burada muhataba müfrette de aynı şekilde nun düştü. Tuhafizine diyecektik. Müsenna'da yine nun düştü değerli arkadaşlar. Burada cemi de muhatama cemde herhangi bir değişiklik olmadı ama buradaki yine bu yapıdan dolayı muzari fiili biz ne yapıyoruz? Meczum muzari fiil olarak kabul etmekteyiz. Onu da ifade edelim. Bunlara da dikkat etmekte fayda var ki zaten şunu ifade edelim. Biz mazi, sülasi, sahih fiilleri düşünürseniz sülasi, mücerret fiillerde bu meseleyi ifade etmiştik. Bir konu farklı şekillerde ya da farklı baplarda da yine uygulama itibariyle karşımıza çıkmakta. Ona da değinmiş olalım. Arkadaşlar diğer bir fiilimiz de cahede fiili idi. Cahede fiilimizde gayret etti, mücadele etti, efendim cihad etti gibi anlamlara gelmekte. Biz mücadele etti anlamını ifade etmiştik. Mücadele etti anlamından hareketle fiilimizin emri hazır ve emri nehi hazırını ifade ediyoruz arkadaşlar. Evet, bakınız şu şekilde onu da ifade edelim. Emri hazırı arkadaşlar cahid, mücadele et demek. Tesniyesi cahida, siz ikiniz mücadele ediniz. Cemisi de cahidu, sizler mücadele ediniz anlamındadır. Muhataba için cahidi, sen mücadele et, cahida, siz ikiniz mücadele ediniz, cahidne, siz bayanlar mücadele ediniz anlamına gelmekte. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar tesniyelerin ortak olduğunu burada ifade ediyoruz. Zaten tesniyeler muzari fiilde çoğunluk hatta genelde ortaktır. Kalıp itibariyle, lafız itibariyle diyelim. Kalıp, lafız aynı şeyler kastediyoruz. Efendim nehi arkadaşlar hazır ise la tuca hit şeklindedir. Cahide, yücahidü yine başına burada bir nehi ilası getirmek suretiyle nehi hazırı da oluşturduk. Bu nehi ilası söyleyelim bir kez daha hatırlayalım. Muzari fiili cezmediyordu. Bakınız burada ifade ettiğimiz gibi. Evet la tucahid sen mücadele etme. La tucahida siz ikiniz mücadele etmeyiniz. La tucahidu sizler mücadele etmeyiniz anlamındadır. Burası artık müennestir arkadaşlar. Muhatabadır. La tucahidi sen bayan mücadele etme. La tucahida siz iki bayan mücadele etmeyiniz. La tucahidine siz bayanlar mücadele etmeyiniz, gayret etmeyiniz diyebiliriz. Evet, diğer bir fiilimiz ise hadde fiiliydi arkadaşlar. Şurada hemen bir hatta şöyle yapalım. Şuradan hareketi kısmını alalım. Evet, bu şekilde ifade ediyoruz. Hadde ise arkadaşlar sınır komşusu oldu, efendim sınırı aştı, isyan etti, muhalefet etti gibi anlamına gelmekteydi. Biz burada şunu ifade edelim, işte sınırı aştı, isyan etti anlamını söyleyelim arkadaşlar. Hadde, hadde, sen isyan et, emri hazırı, hadid olur arkadaşlar ama burada iki harf yan yana olduğu için bu şekilde de harf idgamla birbirine dahil ediliyor. Bu şekilde de yazılabiliyor. Onu da ifade edelim. Hadda siz ikiniz isyan ediniz. Haddu sizler isyan ediniz ya da sınır aşınız diyebiliyoruz. Haddi sen bayan isyan et. Hadda siz iki bayan isyan ediniz. Hadidine siz bayanlar isyan ediniz şeklindedir. Burada idgamın açıldığında görmekteyiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Emri hazırı bu şekildeydi. Hadde fiilinin. Nehi hazırı da şu şekildedir arkadaşlar. La tuhadide. Siz, sen sınırı aşma. Sen efendim isyan etme. La tuhadda. Siz ikiniz isyan etmeyiniz. La tuhaddu. Sizler isyan etmeyiniz ya da sınırı aşmayınız diyebiliriz. La tuhaddi, sen bayan isyan etme ya da sen bayan sınırı aşma, sen muhalefet etme anlamlarını burada zikredebiliriz. La tuhadda, siz ikiniz isyan etmeyiniz. La, tabi burası müzekker, müennes. Burada artık müennes kastediyoruz. La tuhadiline, siz bayanlar isyan etmeyin, sınırı aşmayın, haddi aşmayın da diyebiliriz. Şurası la tuhadid, la tuhadid. La tuhadde şeklinde de gelebilir arkadaşlar. Şurada elif olmadığını düşünürseniz bu şekilde de olabilir. Onu da söyleyelim. Evet, devam ediyoruz. Bir diğer fiilimiz ise vasale idi. Vasale sürdürdü, devam etti anlamına gelmekteydi. Gerçi davemede devam etti anlamındaydı. İletişimi mesela vasale sürdürdü. İletişimi devam ettirdi. Devam ettirdi dersek de olur arkadaşlar. Bakın fail vezninde vasıl şeklinde söylüyoruz emri hazırını. Vasıl sen sürdür. Vasila ikiniz sürdürünüz. Devam ettiriniz. Vasilu sizler devam ettiriniz. Sürdürünüz anlamına gelmekte arkadaşlar. Vasili sen sürdür. Devam et. Devam ettir. Vasila ikiniz devam ediniz. Sürdürünüz. Vasille siz bayanlar devam ediniz, sürdürünüz efendim anlamlarına gelmekte. Bu fiilimizin arkadaşlar gördüğünüz gibi emri hazırı böyle, emri hazırdan geçiyoruz nehi hazıra. Nehi hazırda la tuvasil şeklinde görmekteyiz. Sen erkek için devam etme, devam ettirme. La tuvasila siz ikiniz devam etmeyiniz, devam ettirmeyiniz. La tuvasilu sizler devam ettirmeyiniz demektir. La tuvasili sen bayan devam etme, devam ettirme. La tuvasila siz ikiniz devam ettirmeyiniz. la tuvasılne, siz bayanlar devam ettirmeniz şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Diğer bir fiilimiz, hemen buradan bakıyoruz, daveme fiilidir ki daveme'de devam etti anlamında sıklıkla gördüğümüz Arapçada bir fiildir arkadaşlar. Bunun da emri hazırı davim şeklindedir Mufâ'ale Bâbı'na uygun olarak. Davim, sen devam et. Davima, ikiniz devam ediniz. Davimu, sizler devam ediniz anlamına gelmekte. Davimi, sen bayan devam et. Davima, siz iki bayan devam ediniz. Davimle, siz bayanlar devam ediniz anlamındadır arkadaşlar. Emri hazır bu şekilde arkadaşlar. Nehi hazır ise la tu davim şeklinde ifade ediyoruz. Aslında şunu yapıyoruz, onu da söyleyeyim. Mesela nehi hazır yaparken farklı bir şekilde ifade etmiş olalım. Muhatap, muhatabanın başına arkadaşlar nehi lası getirip fiilimizi cezmettiriyoruz. Yani yaptığımız şey bunu da aslında bir ürünle çekiminde bu şekildedir diyoruz. Aynı şekilleri farklı şekilde, bunu farklı yönüyle ifade ediyoruz. Bakınız, la tudavim, sen devam etme. La tudavima, ikiniz devam etmeyiniz. La tudavimu, sizler devam etmeyiniz şeklindedir. La tudavimi, sen bayan devam etme. La tudavima, siz iki bayan devam etmeyiniz. La tudavimle, siz bayanlar devam etmeyiniz anlamına gelmekte arkadaşlar. Diğer bir fiilimiz ise gayesedir, kıyasladı anlamına gelmekte arkadaşlar. Emri hazırı gayistir, sen kıyasla demek. Gayis, sen kıyasla. Gayisa, ikiniz kıyaslayınız. Gayisu, sizler kıyaslayınız. Gayisi, sen bayan kıyasla. Gayisa, siz iki bayan kıyaslayınız. Gayis ne, siz bayanlar kıyaslayınız anlamındadır. Emri hazır bu şekilde. Nehi hazır ise la tuqayis, sen erkek için tabii ki burası. Sen kıyaslama ya da müzekker için, muhatap için. La tuqayisa, ikiniz kıyaslamayınız. La tuqayis, la tuqayisu, sizler kıyaslamayınız anlamındadır. La tuqayisi, sen bayan kıyaslama. La tuqayisa, siz iki bayan kıyaslamayınız. La tuqayisne, siz bayanlar kıyaslamayınız şeklindedir arkadaşlar. Evet, diğer bir fiilimiz, buradan yine bakıyoruz, naca fiildir arkadaşlar. Naca da birine sırrını açıkladı, gizlice söyledi anlamına gelmekte. Bir sırrı açıkladı ya da sırrını açıkladı anlamını buradan hareketle fiilimizin emre hazır ve nehi hazırını ifade edelim. Naci arkadaşlar, sırrını açıkla. Bakın, emrin fail vezinde naci geldi. Fail ile tarfi sakin olduğu için düştü arkadaşlar. Ama naciya da geri ortaya çıktı. Naci, sırrını açıkla. Naciya, ikiniz sırrınızı açıklayınız. Nacu, sizler sırrınızı açıklayınız. Naci, efendim bakın burada biraz daha bayana hitap ettiğimizde Naci'den fark belirtmek adına burada Naci dedik, burada Naci diyebiliriz. Emrin muhataba olduğu anlaşılması adına. Sen bayan sırrı açıkla. Naciye, ikiniz sırrı açıklayınız. Naci'ne, sizler sırrı açıklayınız demektir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Emre hazırdan nehi hazıra. La tunaci, sen sırrı açıklama. Sille tarfi sakin kaldığı için fiilden düştü. La tunaciya, siz ikiniz sırrı açıklamayınız. La tunacun, la tunacu, sizler sırrı açıklamayınız anlamındadır. La tunaci, sen bayan sırrı açıklama. La tunaciya, siz iki bayan, siz bayan ikiniz sırrı açıklamayınız diyelim. La tunacine, sizler sırrı açıklamayınız anlamındadır arkadaşlar. Diğer bir fiilimiz ise vara fiilidir ki gizledi, sakladı anlamında idi. Bakın burada açıkladı, burada da gizlesin arkadaşlar, öyle de bir uyum olsun. Vari, sen gizle. Fail vezninde ile tarfi düştü sakin olduğu için. Vari, sen gizle. Variya, ikiniz gizleyiniz. Varu, sizler gizleyiniz. Vari, sen bayan gizle. Variya, ikiniz gizleyiniz. Varine, siz bayanlar gizleyiniz anlamındadır. Evet, emri hazır vara'dan bu şekilde fail vezninde emri hazırdan geçiyoruz arkadaşlar. Nehi hazıra. Nehi hazır da baş dediğimiz gibi bir kez daha hatırlayalım. Muhatap muhatabanın başına nehi ilatı getiriyoruz ve fiilimiz meczum oluyor. Meczum olduğunda sonunda tabii ki alamet itibariyle bir takım değişiklikler oluyor. İlletli harfler varsa illet harfi sonunda sakin düşüyor. Düşmesi cezm alameti kabul ediliyor Arapçada. La tuvali. Sen arkadaşlar gizleme. La tuvari ya. İkiniz gizlemeyiniz. La tuvaru. Sizler gizlemeyiniz. La tuvari. Sen gizleme. La tuvari ya. İkiniz gizlemeyiniz. La tuvarine. Sizler gizlemeyiniz. Bu son burası muhatabadır. Yani müzekker müennes muhatap içindir diyelim. Burası da arkadaşlar müzekker muhatap içindir diyoruz. Evet. Bu kısmı bir kez daha hatırlayalım. Bu kısımlar, ilk kısımlar arkadaşlar müfrettir. Bunlar tesniyedir. Gördüğünüz gibi bunlar da arkadaşlar cem'dir diyoruz. Evet, çekimimiz bu şekildeydi. Bu dersimizi burada noktalıyoruz. Diğer bir dersimizde de arkadaşlar 4. alıştırmayı yapacağız. Dersimize devam edeceğiz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.